Demet Akalın'ın boşandığı eşi Okan Kurt ve ailesine ait nakliyat şirketleri için mahkeme iflas kararı verdi. İflasına karar verilen iki şirketin borcu 500 milyon TL'yi aşıyor. Kararla birlikte iki şirket için tasfiye süreci de başlamış oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Baba Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt'a ait uluslararası taşımacılık şirketleri için konkordato talebinde bulunuldu. Her iki şirketin konkordato talepli davası devam ederken, faaliyetleri de zaman içinde durma noktasına geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçen Mayıs ayında yapılan duruşmada iki şirket için bir yıllık kesin mühlet kararı verdi. Ancak süre dolmadan dosyaya giren 3 kişilik konkordato komiser heyeti raporu, süreci tersine çevirdi. Raporda, şirketlerin borcunun 510 milyon TL, varlıklarının değerinin ise 128 milyon TL olduğu kaydedildi. Mahkeme, 11 Mart'ta görülen duruşmada tarafların savunma ve taleplerini aldı. Avukat, şirketlerin borca batık olmadığını, sahip olduğu gayrimenkuller için yeni bir kıymet takdiri raporu alınması gerektiğini söyledi. Büyük bölümü banka avukatlarından oluşan alacaklılar grubu ise, şirketler, konkordatoya göre faaliyet göstermiyor, diyerek iflas kararı verilmesini istedi. Mahkeme, iki şirketin de iflasına karar verdi. Tasfiye süreci için dosya Mersin İflas Müdürlüğü'ne gönderildi. Şirketin borcundan ötürü Demet Akalın ile Okan Kurt'un yaşadıkları eve haciz gelmişti. İşlem sonrası ikili, boşanma yoluna gittiklerini açıklamıştı. Sektörde 40 yılı geride bırakan firma, Türkiye'deki birçok büyük firmanın uluslararası nakliye işlerini yapıyordu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.